Ben enerjiye çok inanıyorum. Hani böyle birini çok fazla düşündüğümüzde o kişi bir anda karşımıza çıkar ya. Siz de kafanıza soru işaretleri, neler olacağını düşünüyorsanız ve bu video ile karşılaştıysanız belki de enerjisel olarak kafanızdaki soru işaretlerinin cevabını alacak mısınız gibi geliyor. Enerjiye çok inanıyorum ben. Hani böyle çok düşündüğümüz kişiyi hemen çarşıda, pazarda görüyoruz, bizi arıyor. Yani hep de tesadüf olur böyle şeyler. Ben de inanırım bu enerjiye çok fazlasıyla. Üçüne de sırayla herkesin baktığı gibi bakacağım. Bakalım seçtiğiniz fincanda ve seçtiğiniz kişiyle ilgili neler duyacaksınız. Bu tarzda yüzlerce video var kanalımda. Girip onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip dinleyebilirsiniz. Ben sırayla hepsine bakacağım. Bu arada kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Bu arada işte şimdi hangisini seçsem diye düşündüm. Yıllar o kadar hızlı geçiyor ki. Şimdi ben diğerlerini yan tarafa alayım. İlk önce sarıdan başlamak istiyorum. Ve sarı olandan başlayacağım. Bakalım sarıyı seçenler için falımızda neler çıkacak. Yani bayağı bir ferah çıktı. Şöyle açınca göreceksiniz. Zaten falı bilenler, anlayanlar anlamıştır. Böyle çok açık, çok ferah çıktı. Yeni yıl herhalde sizler için çok daha iyi olacak. İçinizde bir sıkıntı varsa o sıkıntıyı atacaksınız. Geçmişte bırakacaksınız. Özellikle bu falda böyle ikili bir ilişki çıktı. Böyle hane kısmında. Demek ki böyle ikili ilişkilerinizde daha mutlu olduğunuz, daha yoğun hareketli olduğu bir yıl olabilir sizler için. İki kişi baş başa vermiş, konuşuyor. Sanki böyle bir karar veriyorlarmış gibi düşündüm ben bunu böyle görünce. Şey gibi olabilir, ailece verdiğiniz büyük kararlar olabilir bu yeni yılla ilgili. Biriyle yeni bir hayata başlama kararı alabilirsiniz, evlenme kararı alabilirsiniz, birlikteliğe başlamak olabilir bu. İki kişilik ilişkilerde bir huzur çıktı ve hatta şöyle yanında da bir tavus kuşu gibi. Bakın bu tavus kuşu böyle etrafı bir kısmet. Yani hani bu ilişkiler anlamında daha çok böyle kısmetli olduğunuz bir yıla simgeliyormuş gibi geldi bana. Sorunlarınız varsa çözebilirsiniz. İlişki anlamında çok güzel çıktı. Şöyle bir bakalım neler var. Şurada bir tane böyle fok balığı gibi. Yani böyle yılın başında değil de böyle daha ortalarında belki de bir kısmetiniz sizi bekliyor. Bu işle ilgili de olabilir. Bir parasal anlamda da olabilir. Hani böyle arkası yükmüş gibi geldi. O yüzden maddi anlamda olabilir. Bir kazanım sağlayabilirsiniz. Bir yerden para gelebilir. İş bulabilirsiniz. Daha iyi bir iş. Hani böyle eşinizle ilgili, aileden birinin gelirleriyle ilgili miraslık bir konu olabilir. Beklediğiniz bir şey, sanki sizin beklediğiniz şey, o da sizin kısmetiniz ve o da sizi bekliyor. Zamanını bekliyormuş gibi çıkmış. Böyle güzel de bir fok balığı gibi böyle çıktı. İnşallah sizler için en hayırlısı olur. Bakın şurada çok ellerini sanki arkasından gözüküyormuş gibi ellerini açmış birisi çok fazla dua ediyor böyle. Çok fazla hani böyle dua ettiğiniz, dilediğiniz bir şey var ama bakın bir yolla alakalı. Hemen yanında da yol çıkınca bir yere gitmek istiyor olabilirsiniz. Uzaktan beklediğiniz, özlediğiniz biri olabilir. İşte bu beklenen kişiye gelecek ya da siz gerçekten uzaklaşmak istiyorsanız, bir yol almak istiyorsanız, biraz bulunduğunuz ortamın dışına çıkmak istiyorsanız bu sene sizler için sanırım böyle bir şans olacak. İnşallah en hayırlısı olur. Böyle bir uzun yol ve duanız çıkmış. İnşallah isteyen herkesin hani duaları kabul olur. Şimdi şöyle yine bakınca yine ikili ilişkiler var. Bakın böyle ikili ilişkilerde hatta şöyle bir ortada da bir çocuk. Hani bu genelde böyle biraz aileyi simgeleyen, ailedeki huzuru, bir sorununuz varsa bunu çözeceğiniz. Hani böyle bekarsanız belki bir aile kuracağınız gibi bir şey belki. Bu çok fazla bana aileyi ve huzuru anımsatan bir fal gibi oldu. İnşallah da hani en hayırlısı olur. Yalnız bakın şurada yine bir maymun figürü var sanki böyle kolları. Şimdi daldan dala atlar ya maymun. Hani maymun iştahlı deriz ya da bazıları için. Hani böyle aynı yerde duramaz. Etrafınızda bir insan var. Böyle hani çok güvenilir değil diye düşünüyorum ben bu böyle. İş ortamında ya da böyle arkadaş çevresinde böyle biriyle karşılaşabilirsiniz. Çok maymun iştahlı olduğunu, böyle aynı yerde çok fazla kalamadığını görebilirsiniz. Böyle bir insanla iletişim kuracaksınız ya iş hayatında dediğim gibi ya da arkadaş ortamında bir yerde. Yani size bir zararı olmayacak ama hani böyle renkli ve böyle şaşırtacak olaylar yaşayabilirsiniz. Böyle çok bariz bir şekilde maymun figürü gibi çıkmış.
Şimdi bir de bir şeye karşı böyle çok mücadele ediyorsunuz. Bakın böyle bir şey var, koşuyor ve böyle hani zorlanıyor ama koşuyormuş gibi bir insan çıkmış. Önünde de bakın başka biri daha var, o da mücadele ediyor. Aslında tek başına da değil bu. Ailece belki de mücadele ettiğiniz bir konu var. İşte bu bir nedir? Sağlık sorunu olabilir. İşte maddi sorunlarınız vardır. İki kişilik ailede mücadele edip hani böyle sorunlarınız vardır çözmeye çalışıyorsunuzdur ama iki taraf da çözmeye çalışıyor. Hani tek başınıza değilsiniz, aileden biri de. Bir konuda böyle çok mücadele vereceksiniz ama böyle feraha kavuşacaksınız. Hani iki tarafın da yapıcı davranışları sayesinde böyle bir huzur çıkmış. Bu bir çok yakınınız olabilir. Bir arkadaşınız da olabilir gerçi. Böyle bir sorununuz, probleminiz varsa belki bir ortağınızdır bu sizin. Bir işiniz vardır ve gerçekten zorlandığınız bir süreçtir ama sanki bu yeni yılda bunu böyle uğraşacaksınız, didineceksiniz ve yol alacaksınız. Hani koşuyor iki kişi de böyle olumlu bir yol alacakmışsınız gibi çıkmış. İnşallah öyle olsun. Genel anlamıyla bu fal temiz. Bu daha çok böyle aileyi simgeleyen, böyle hani bir zaten burada bir tavus kuşu çıktı, bir kısmet var, bir önünde de fok balığı var. Hani böyle ailedeki huzuru ve aileye gelecek böyle bir maddi durumu simgeliyor sanki. İnşallah sizler için huzur olur, sağlık olur, mutluluk olur. En çok bunları gördüm. Çok ferah bir faldı. Bir de tabağımıza bakmak istiyorum. Bakalım tabağımızda neler çıkacak. Bakın sıkıntılar falan varsa yeni yıl içerisinde bu sıkıntıların hepsini bence atacaksınız. Çünkü böyle bir ferahlık çıktı. Bir sıkıntılar atılacak. Ferah bir döneme girilecek sanki. Şöyle bir bakıyorum hemen. Şimdi burada böyle kocaman gövdesi olan, böyle ağzını açmış gülüp eğlenen bir insan var. Sanki kucağında da bir bebek gibi ya da böyle bir sevdiğini kucaklamış gibi. Şimdi bazı kişiler için bu bir bebek sevinç. Bakın böyle çok büyümüş. Çünkü çok mutlu olduğu için kocaman çıkmış. Hani böyle bir bebek haberiyle çok mutlu olabilirsiniz. Sizin ya da aileden birine bir bebek haberi gelebilir. Çok sevinen biri olacak. Yani çok sevineceksiniz bu habere. İnanılmaz büyük bir mutluluk. Sanki böyle bebeğini, çocuğunu kucaklamış ama hani bu bir sevdiğini kucaklamak anlamında da olabilir. Çok sevdiği birini hayatına alabilir insan. Yani bu hep aileyi simgeleyen bir fal çıktı bence. Bunun şeyi tamamen ailedeki huzur, mutluluk. Yani bebek, yuva böyle bekarsanız evlenebilirsiniz, aniden çocuk yapabilirsiniz, ailece büyüyebilirsiniz, gelininiz, damadınız olabilir. Hani böyle aile bireyleri artabilir. Bunu en çok simgeliyor. Ve bakın şöyle o elimle bozdum. Şöyle bir hayaller bütün vardı ve yukarıda tepeye de tırmanmış çıkmış böyle ayakta duran bir insan var. En tepede bakın. Demek ki bu yıl içerisinde yapmak istediğiniz bir şey varsa kafaya koyduğunuz herkesin farklıdır yapmak istediği şeyler. Bunu yapacaksınız. Böyle tam tepeye çıkmışsınız. Yani o kadar ferah çıkmış ki bu fal. Yani şansa bu sarıyı seçenler için inanılmaz ferah çıktı. Çok fazlasıyla böyle uğraşacaksınız. Hayalim dediğiniz bir şey gerçekleştireceksiniz. Hani bu böyle biraz şey değil. Hani olası ya iş değişikliği hepimiz iş değişikliği yapabiliriz. Zaten hani ararsanız başka bir iş bulabilir. Ama bu öyle değil. Bu biraz daha hayal gibi. Böyle hani biraz daha ulaşılması zor, hayalmiş gibi düşündüğünüz bir şey gerçek olacak gibi. Çok güzel çıkmış. İnşallah öyle olsun. O niyeti verelim, o enerjiyi verelim. Hiç daha fazla da dağıtmayalım bunun enerjisini. İnşallah hani böyle istediğiniz bir şey gerçek olsun. Hayaliniz gerçek olsun. İkinci beyaz faldan devam edelim. Bunu da başka birini seçmiş olabilirsiniz. Diyelim ki sarıyı kendinize seçtiniz. Beyazı eşinize gibi de olabilir. Şöyle kahve de yaptım her yerime. Şimdi bakalım beyaz falı seçenler için beyaz falda neler çıktı. Bakın yeni yılda böyle biraz daha karamsar giren böyle hani ama tam tersine bakın içi açılacak biri bu bence. Hani böyle biraz böyle karamsar bakıyorsunuz. Bir şeyler zor geçmiş sanki hayatında. Bir şeyler olmuş, bir şeyler karışmış ve böyle geleceğe karşı umutsuz gibi biraz karamsar bakan birinin falıymış gibi ama bakın kocaman bir aydınlanma başlamış. Yani bu yıl içerisinde sizin için bir aydınlanma olacak ve böyle çok belli başlı bakın büyük büyük çıkmış her şey. Yani böyle büyük olaylar yaşanacak ama temiz olaylar. Bakalım. Şimdi burada bir masa başında oturan bir insan var. Bakın böyle masa başında. Bence işle ilgili,
parayla ilgili büyük bir güç kazanabilirsiniz bu yıl içerisinde. Yani bakın böyle resmen oturmuş masa başında hanede en özel hayatınızda. Burada da bir telefon var sanki, bir haber alacaksınız. Şimdi yatırım yaptıysanız, parasal, finansal anlamda bir şey bekliyorsunuz. İnanılmaz büyük bir güç haber gelecek size. Bir terfi haberi alabilirsiniz. Yeni bir atama, yeni bir iş. İnanılmaz güçlendiğiniz, hani maddi anlamda, iş, kariyer anlamında kendinizi güçlü hissettiğiniz. Belki bu bir eğitim olabilir ama güçlenilen bir yılmış gibi. Böyle ayaktasınız, tek başınasınız ama güçlüsünüz. Yani tek başınasınız derken hani böyle gücü elde eden tek kişi. Hani böyle başkalarının yardımıyla değil, kendi başınıza başarılar kazanabileceğiniz. Belki bir iş kuracaksınız, çok büyük paralar kazanacaksınız gibi. Huzur var, para, güç var en çok burada. Bakalım. Şurada iki tane insan var ayakta. Bakın birbirleriyle böyle tokalaşıyorlar. Bakın ikisi elini böyle sanki tokalaşıyormuş gibi. Biriyle bir ortaklık yapacaksınız ya da biriyle bir barışma. Belki küs olduğunuz biri varsa bence bu yıl içerisinde o kişiyle barışacaksınız. Ya da biriyle bir ortaklık, bir anlaşma, bir uzlaşma durumu. Hani çok kavga ettiğiniz, didiştiğiniz, sorunlar yaşadığınız biri varsa eğer onunla böyle bir artık anlaşma dönemi. Belki çocuklarınızdan biriyle çok fazla anlaşamıyorsunuz, didişiyorsunuz ama bu sene artık bir anlaşma yılı olacak. Eşinizle belki çok büyük problemleriniz var, anne babanız da var belki ama bu yıl böyle bir uzlaşma yılı gibi çıkmış. Artık kişinin hayatına göre değişir. İki kişinin böyle el sıkışması ya bir ortaklığa başlama, bir ya da büyük bir iş ortaklığı. Ya zaten burada da hani iş çıktığı için belki yeni bir iş, çok büyük bir kuruluşta İş anlaşması yapıp sözleşeceksiniz gibi gibi el sıkışacaksınız. Çok büyük güç, güzellik çıktı yani burada bir. Şimdi şurada böyle hayalinizde bir insan var sanki. Bakın bu bir kişi böyle elini uzatıyor ve hayal gibi burada başka bir insan var. Hayalinizdeki bir insana ulaşabilirsiniz bu yıl. Hani böyle... Ya o hayatıma hiç girmez, ya ben onunla hiç arkadaş olamam, ya ben onunla belki hiç aynı ortamda çalışamam dediğiniz bir kişiye ulaşacaksınız bu yıl. Hani böyle bazen insanları gereksiz biz büyütürüz. Title'ından dolayı, yani hani title yani şey görevinden, statüsünden dolayı işte o CFO, o CEO, o patron. Yani bunlar gereksiz, parantez içinde iş yerinde aldıkları bir ünvan ama böyle gözümüzde işte belki sanatçıları... Bilmiyorum artık. Belki de işte müdürleri falan. Bazen de böyle çok yakışıklı, çok akıllı, çok filozof gördüğümüz insanlar işte falan gibi. Birini böyle gözünüzde çok büyütüyor olabilirsiniz. Ulaşılmaz sandığınız bir insanla çok yakınlaşabilirsiniz. Böyle bir bağlantı kuracaksınız. Hayatınızda öyle bir insan alacaksınız. Zaten burada da böyle bir iş çıkmıştı değil mi? Yani belki de işte iş yerinde çok çok güzel bir çevreniz olacak. Bir eğitime başlayacaksınız, çok güzel arkadaşlar edineceksiniz. Böyle çok böyle yukarıda gördüğünüz, hani yukarıda derken kötü anlamda değil ama hani iyi anlamda böyle işte statüsünden, bilgisinden, parasından vesairesinden dolayı gözünüzde büyüttüğünüz biriyle bir iletişim kuracaksınız, bir bağınız olacak bu yıl içerisinde. Şimdi bakalım şöyle. Şimdi yapmak istediğiniz çok şeyler var ama kafanızda bir karmaşa çıkmış. Zaten bir karamsarlık gibi çıkmıştı. Yapmak istediğiniz çok şey var. Nasıl yapacağınıza karar veremiyorsunuz. Böyle bir oradan mı başlasam, buradan mı? Hepsini düzeltmek istiyorum dediğiniz bir yıl sanki. Hani böyle işi de, aşkı da, ilişkileri de, her şeyi bir. O yüzden kafanızda bakın şurada bir insan iki tane başı çıkmış. Yani hep bir ikilem yaşıyorsunuz. Yapsam mı, yapmasam mı, hayatıma alsam mı, almasam mı, çıkartsam mı, hayatımdan çıkartmasam mı? Böyle düşündüğünüz bir karamsarlıkta bir başlayacaksınız. Hayatınızdaki her şeyi yavaş yavaş rayına oturtacaksınız. Yani böyle inanılmaz derecede her şey, belki ilk yarısında çok düşünüp karamsarlık yaşayacaksınız. Bazı kararlar almak için ama şans sizden yana olacak zaten. İş, kariyer, maddi anlamda bir güç çıktı. Sonra da ilişkiler anlamında yapmanız gerekenleri, belki işte o hani güçlenince insanlar kendini daha iyi hisseder. Psikolojik olarak da yükseliriz. Daha doğru kararlar almaya doğru gideriz belki de. Böyle kararlar alıp sonrasında böyle yapacaklarınızı yapacaksınız hayata dair. Burada da bir bebek olayı çıktı. Bakın böyle bir bebek arabasına bir bebek. Yakın çevrenizde veya sizinle ilgili bir bebek haberi çıktı. Etrafı da kalabalık bir aile bu. Yani böyle çok bebeğin etrafı da çok kalabalık. Dediğim gibi kalabalık bir aileye gelecek bir bebek haberi bu.
İnşallah isteyen bir kişi için en hayırlısı olur. Şimdi bu içerisinde böyle birden yükselirseniz eğer para ve maddi anlamda böyle çok laf söz olabilir. Böyle hani kıskanılabilir. Çünkü insanlar hani böyle iyi olan ağacı taşlarlar derler değil mi? Hani böyle bir şeylerde artış gösterince insanlar bazen çekemeyebilir. O pozisyona düşebilirsiniz. Bu yıl hani sanki yıldızınız maddi anlamda yükseleceksiniz. Maddi anlamda, finansal anlamda. Sağlıklı da olacaksınız büyük ihtimalle ki hani sağlıklı olunca zaten hani işe odaklanabiliriz. Sağlık ve hepsi. O yüzden göze gelebilirsiniz bu konuda. İçinizdeki o karamsarlıkların hepsi özellikle güçlenmeye başladıktan sonra o ikilem falan kafanızdaki karmaşa gidecek ve yapmak istediklerine odaklanacaksınız gibi yapmak istediklerinize. Çok büyük güç matiye çıkmış en çok bu falda. Şimdi bir de tabağımıza bakalım. Bakalım tabağımızda neler çıkacak. Şurada da şöyle bir oturmuş, birini bekleyen bir insan var sanki. Bir şey bekliyorsunuz hayata dair. Hani yolunu gözlediğiniz biri varsa bakın 1, 2, 3, 3 süre içerisinde, 3 ay içerisinde belki gelecek. Bir işle ilgili bir haber bekliyorsanız, bir atamayla ilgili. Hani yeni yılda 3 vade içerisinde o bakın yolunu gözlüyorsunuz. Sanki kafanızı kaldırmış oraya bakıyorsunuz ve 3 vadesi var sanki bunun. O beklediğiniz kişi, beklediğiniz iş, beklediğiniz haber, beklediğiniz bebek haberi belki 3 ay içerisinde size, 3 aydan sonra şöyle bir 3 ay bekleme süreci gibi çıkmış. O beklediğiniz şey gelecek, çok temiz bir haber olacak. Hani böyle resmen yolunu gözlüyorsunuz. İnşallah her ne diliyorsanız gerçek olsun. Şimdi şurada bakınca burada da böyle bir köpek balıkları gibi küçük balıklar çıkmış. Yani bu sene sizin maddi ve finansal anlamda büyük ihtimalle güçlü olacağınız bir fal çıktı bu. Böyle hani her yerden kısmet akabilir ama ben hep diyorum şans her zaman karşımıza çıkabilir ama o şansı değerlendiremezseniz hepsi uçup gider. Siz değerlendirmeye çalışın. O yüzden farkındalık çok önemlidir. Hani böyle ayağımıza kısmet gelir biz onu böyle tutamayız kaçar gider. Hepimizin meziyetleri vardır diyorum ya ama hedefiniz yoksa, bir amacınız yoksa hepsini kaçırabiliriz. Bu yıl siz bence biraz daha odaklanın kendinizi geliştirmek açısından. Şanslı bir yılmış gibi. Çok büyük, çok temiz bir haberiniz gelecek. Bu da böyle bir evrak işi. Dediğim gibi yine bir şirketten, kuruluştan, bir miraslık olaydan, bir atama gibi devlet dairesinden bir kağıdımız var. Çok tertemiz bir kağıt. İnşallah sizin için en hayırlısı olur. Çok büyük, temiz bir kağıt çıkmış. Bu falda da bunlar çıkmış. Burada biraz daha maddiyat, biraz daha güç çıktı. Ve de beklediğiniz bir şey için 3 vadesi var. İnşallah dilediğiniz her neyse gerçek olsun. Bu yıl da size büyük şans, kısmet getirsin. Şimdi bunu da kenara koyalım. Şimdi en sonda da puanlıyı seçenler için ya da belki bunu başka biri için seçmiş dinliyor olabilirsiniz. Bakalım puanlı için neler çıkacak. Şimdi şöyle bir açıp bakınca bu kişinin böyle sıkıntıları varmış da böyle sıkıntıları dışarıya da atmayacak. İçinde bir köşede saklayacak. Artık bazı şeyler yaşanmış, bitmiş, kabule geçmiş. Artık gönlümü ferahlatayım dediği bir süreç olacak bu yıl. Hani yaşanan yaşanır. Hani onları atamayız, satamayız. Hani bazı şeyler vardır ki hani yaşanmışlıkları da atamayız. Yaşanmış, bitmiş. Ya da ailemizde bir sorun varsa çözemediğimiz, artık kabullendiğimiz bir süreç. Artık ben bu şekilde nasıl yol alabilirim diye kendini ferahlatmış bir insan falı sanki. Ancak çok büyük hayalleri var. Bakın böyle hane içerisinde en büyük şey hayalleri. Çok büyük hayaller kuran, büyük istekleri olan bir insan. Hayalleri olan insanları çok severim ben. Çünkü hayalleriniz varsa muhakkak işte hedeftir. Bir hedef koyarsınız. Onların peşinde giderseniz bir de tadından yenmez. Çok güzeldir. Hani hayata bağlar insanı. Hayallerinizle ilgili bakın böyle bir... Şurada bir tavşan gibi çıkmış. Yani böyle bir şey zıplayacakmış gibi. Yani hayallerinizle ilgili hızlı bir gelişme olabilir. Güzel bir gelişme olacak sanki. İşte kişinin hayatına, hayaline göre değişir. Böyle hızlı hızlı yılın başından itibaren belki olumlu gelişmeler olacak. Tavşan çıkınca öyle derler genelde. Şimdi şurada birisi var ayakta. Burada da başka birini tutmuş kaldırmaya çalışıyor gibi. Yakın çevrenizde eğer ki böyle bir konuda düşmüş, hani böyle maddi anlamda refah düzeyi düşmüş olabilir, sağlık anlamında problemi olan biri olabilir, birinin bir sıkıntısı, derdi, problemi olabilir. O kişiye çok büyük destek olacaksınız. Böyle kolundan tutup onu kaldıracaksınız.
Sağlıkla ilgili ise şifa bulması için bütün o süreçte ona yardımcı olacaksınız. Maddi anlamda olabilir. Psikolojik anlamda umutsuzsa ona yanında destek olabilirsiniz. Ama onu sanki böyle kaldıracaksınız. Sanki bu da çok yakınınızda bir insan. Böyle onu kaldırıp böyle yükselteceksiniz. İyi geleceksiniz gibi ona. Bu yıl böyle hareketli bir yıl ama kalabalık bir yıl. Böyle yalnız kalmayacaksınız. Hiç böyle yalnız hep böyle ikili, üçlü, kalabalık insanlar çıkmış. Çok fazla sosyalleştiğiniz bir yıl olabilir. Hani böyle iş hayatınız çok hareketli olabilir. Eğitime katılırsınız. Bir eğitim dalında çok hareketli bir yıl. Arkadaş çevreniz genişleyebilir. Hep böyle bir hareket, bir huzur. Hayatı böyle olgunlukla kabullenen... düşüyordu galiba kameram. Hayatı böyle sanki olgunlukla kabullenen olgun bir kişi gibi. Yani zihnen, illa yaş önemli değildir olgunluk için. Olanı olduğu gibi kabul edip bundan sonrasında nasıl yapabilirim diyen ve hayaller kuran bilinçli bir insanın falı gibi. Bilinç çok önemlidir. Bundan sonra da bunları hayata sokmak için, devreye sokmak için, böyle hayatının bir parçası haline getirmek için hayallerini çabalayan bir insan olacaksınız. Ve o yüzden mutluluk gelecek. Hani kabulleniş mutluluktur, bir huzur. Bir konuda birinin büyük sorumluluğunu alacaksınız. Bakın burada bir insan, başka bir insanın sırtını almış, böyle çekiyor. Bir insanın çok büyük sorumluluğu var belki üstünüzde. Bu yıl devam edecek. Onun sorumluluğunu taşıyacaksınız. Çocuklarınız olabilir, eşiniz olabilir. Ama dediğim gibi kabulleniş olduğu için zor gelmeyecek size. Hani bazı şeyler sağlıkla ilgili bir problem olur, kabullenmeyiz. Maddi sorunlar, birinin sorumluluğu. Bunu kabullendiğimizde daha kolay atlatmaya başlarız. Sonrası sizin için daha kolay gelecek. Burada bir dinozor gibi bir şey çıkmış. Dinozor böyle biraz şeydir. Deneyimli bir insan. Yani bu sizi de simgeler, hayat deneyimi olan, bilinçli bir insan. Birinden çok büyük fayda göreceksiniz. Girdiğiniz ortamda tanışabilirsiniz. Belki şu an bir çevrenizde vardır o insan. O insan size bir yol gösterecek. Hani böyle hayata dair onun deneyimlerinden, onun farkındalığından, onun size yol gösterişinden faydalanacaksınız ve o size ışık olacak sanki. İyi gelecek. Bir ortama gireceksiniz. 3 kişi çok samimi olacaksınız özellikle. 1, 2, 3 kişi çıkmış. Böyle yeni bir işse bu, iş ortamında çok 3 kişi çok samimi olabilirsiniz. 3 arkadaş, 3 kardeş, 3 böyle hani 3 kişi çıkmış. Ailece belki 3 kişi çok mutlu olacaksınız. Yani böyle hep bir daha kenetlenme, daha bir huzur, böyle bir durum çıkmış ama güzel çıkmış bence. Şimdi... Başka neler çıkmış? Bence burada en çok hayaller böyle geleceğe odaklanmış bir insan gibi çıkmış. Bir de şurada hayalleriniz içerisinde bakın şöyle bir insan silüeti belirmiş. Hayallerinizin içinde bir insan var. O insanın sağlığı, o insanın mutluluğu, o insanın gelmesi gibi gibi olabilir. O hayalleriniz içerisindeki o insan gözükmeye başlamış. Yani birini hayatınıza mı almak istiyorsunuz? O kişiyi hayatınıza alacaksınız. Hayallerinizin bir parçası olan o insan hayatınıza girecek. Hayallerinizin bir parçası olan bir insanın şifası, sağlığı, maddi durumu her neyse o gerçek olacak sanki. Böyle ayakta dimdik ve size doğru ilerliyor. Bir kişiyle de ilgili bir hayaliniz var. O gerçek olacakmış gibi çıkmış. İnşallah en hayırlısı olur. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Tamamımızda daha büyük bir hareket çıktı. Gerçekten bu yıl bence sizin için daha hareketli bir yıl olacak. Çünkü hayata daha çok kanalize olacaksınız. Kalabalık ortamlar çıkmış yine. Burada bakın birisi birinin elini öpüyor gibi. Değil mi? Şurada bir insan var. Sanki şurada iki kişi el öpmeye gelecek. Aile içerisinde birinin evlilik haberi, düğün haberi, birlikteliği, yeni bir birlikteliği. Sanki böyle büyüklerle tanışma, söz, nişan, düğün gibi bir şey olabilir. Bir el öpmeye gidiyor, tanışıyor da olabilirler. Bence ilişkisel anlamında bir söz, nişan, düğün gibi bir şey var. Sizle ilgili olabilir, yakın çevreniz, çocuklarınız, sorunlarınız herhangi biri olabilir. Ve yakın çevresine, hanenin ortasına çıkmış yakın birileriyle ilgili bir düğün haberi alabilirsiniz. İnşallah en hayırlısı olur. Şimdi kafanız bir konuda biriyle ilgili çok karışık. Yani böyle birinin iyi mi kötü mü olduğuna karar veremiyorsunuz. Bazı insanlar şeydir böyle çok iyi gibi davranır ama arada bir olumsuz hani sağ gösterip sol vururlar. Anlayamayız yani hani gerçekten niyeti iyi midir kötü müdür.
Niyetini saklayan insandan ben daha çok korkarım. İyi gibi davranan ama böyle kötü işte kötüdür, fevridir, sinirlidir, asabidir, kötüdür derim. Onlar bana daha şey gelir, zararsız. En azından kendilerini belli ediyor insanlar ve siz ona göre arkadaşlık kurarsınız, önlem alırsınız. Ama bir de gerçekten çok tehlikeli, iyi davranan, sizin evinize, ailenize kadar giren, yüzünüze gülüp sonra arkanızdan iş çeviren insanlar vardır. İşte onlar bence en tehlikeli. Biriyle ilgili bir karamsarlığınız var ve yıl içerisinde böyle belki bu artabilir yaptıklarından dolayı. Böyle bir karamsarlık, hani bir şey pardon, kararsızlık yaşayacaksınız daha doğrusu. Hani iyi mi kötü mü, hayatımda kalmalı mı çıkmalı mı diye karşınızda da bir insan var. Çok düşünüp ikilemde kalabilirsiniz biriyle ilgili. Bence bu yıl hayalleri gerçekleştirme, bu falla ilgili ben şey hissettim en çok. Yani bu yıl hayalleri olan birinin hayallerini gerçekleştirme ve hayalindeki bir kişiyle ilgili bir olumlu gelişmesi var. En çok onu hissettim. Hayallerine odaklanmış, yaşamaya ve yaşama odaklı, yapmak istediklerine odaklanacak ve yapacak bir yürek. Hani artık geçmişi ve yaşananları geride bırakmış, olduğu gibi kabul etmiş, geleceğe odaklanmış bir insanın falı gibi bence bu da. İnşallah her ne diliyorsanız gerçek olsun. Herkes için, tüm fincanları seçenler için yeni yıl için güzel hayaller kurun, güzel hedefler, planlar kurun ve hepsini gerçekleştirmek için adım atın, beklemeyin. Hiçbir aşk, hiçbir huzur, hiçbir mutluluk, hiçbir para size sunulmaz. Çok nadirdir, şanstır tabii olabilir ama çabalarsanız bir şekilde ulaşabilirsiniz. O yüzden çabaladığınız bir yıl olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.